Şimdi Ünye'ye balıkçıların hiçbirine sorulmadan yapıldığı iddia edilen taka görünümlü balıkhanenin şimdi başka bir işle değerlendirilmesi gündeme gelmiş. Biz de bu konuda burada dişini tırnağına takmış, mücadelesine veren, ekmek parasını kazanan kardeşlerimizle beraberiz. Onlara mikrofon uzatıp bu işin aslı astarı nedir diyeceğiz. Bakalım onlar ne söylüyorlar. Önce titiz balıkçı Selahattin Tandoğdu'ya soralım. Daha farklı hizmetler vererek bugünlere kadar geldik. Gel gör ki olay sokak alışverişiyle dükkan alışverişi farklı bir hizmet. Kişiler ne aldığına değil, neyi götürdüğüne değil, neyi nasıl aldığına bakmıyor. Baktığı zaman bir şeyleri kendileri de görecektir. Hatta bir kasle basın mensubunun yazmış olduğu ve hijyen olarak verdiği demeçte de kendilerinin kaç defa bizlerden balık aldığını, nasıl bir hijyen olayıyla karşılaştığını anlatabilirler mi? Birini suçlamak için, bir şey yapabilmek için en azından eksilerimizin olması lazım. Bizim artımız varken bizi eksilerle eşdeğer çarpması, çıkartması olacak şey değil. Yargılamasınlar, boş yere diyorsunuz. En azından ben burada geçen 4. yılımın içinde yoklukla mücadele ederek ben burada ayakta kalmaya çalışıyorum. Şehir içinde bize ruhsat verilmeden bugüne kadar getirilip de bugün burayı boşaltın demek yanlış bir şey ifade. Gelenlerin en azından hizmet etme amacıyla geliyorsa biz de işletme olarak hizmet vermek amacıyla iş yerlerimizde bulunuyoruz. Fakat getiremedikleri diğer balıkçı arkadaşlarımızı bahane edip de bizi de burayı dolduramadınız diye burayı boşaltın. Canımız iyi niyetli. Kabul. Bize yardımcı olmaya çalışıyor ama eski dönemi yapmış hataları bu dönem hani gün yüzüne çıktı. Başkanın bize dediği yer ya çarşı içinde dükkan tutun veya kapalı pazar dedi. Yani bu işin kapalı pazarda olacağına inanmıyoruz. Başka da söylemek istediğim şey yok. Teşekkür ediyorum.